İyi akşamlar. Bir gazetecinin not defteri programında daha birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Sayın Kudret Özersay. Hoş geldiniz Kudret Bey. Hoş bulduk. Zaman ayırdığınız bu yoğunluk içerisinde ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim böyle damdan düşer gibi sorayım. Müzakereler tıkandı mı, çöktü mü? Ya bir sürü terminolojisi var bunun ama tıkandı mı, durdu mu, bitti hayır, mi? Hayır, kesinlikle tıkanmadı, çökmedi, durmadı müzakereler. Önemli bir kararın alınacağı bir eşiğe geldi. Ve bu öngörülmemiş olan bir şey değil. Önceden öngörülmüş olan, Genel Sekreterin de bir çizmiş olduğu programın içerisindeki eşiklerden bir tanesine geldik. İkinci Green Treaty'nin ertesinde, son yapılan üçlü görüşmenin ertesinde zaten Genel Sekreter böyle bir program, böyle bir takvim çizmişti. Mart ayı sonuna gelindiğinde benim özel danışmanım yani Downer, bu Genel Sekreter böyle demişti, bir değerlendirme yapacak. Ondan sonra o değerlendirme olumluysa benim de niyetim birçok taraflı toplantı çağırmaktır demişti. Şimdi özel danışmanının kendi değerlendirmesini yaptığını biliyoruz. Genel Sekreter'le paylaştığını da biliyoruz. Ancak bunu sadece Genel Sekreter biliyor şu anda. Genel Sekreter o değerlendirme ışığında 19 Nisan'da kendi özel danışmanıyla ve yardımcısıyla ve başka bazı meslektaşlarıyla bir araya gelecek ve Genel Sekreter Ban Ki-moon ve bir karar alacak. BM'nin alacağı bu karar görüşmelerin geleceğini, Kıbrıs sorununun geleceğini ciddi anlamda etkileyecek nitelikte bir karardır. Dolayısıyla önceden programlanmış olan bir eşiğe gelmiş durumdadır görüşmeler. Ne çökmüştür, ne tıkanmıştır, ne durmuştur. Tasarlanan program içerisinde gelmesi gerektiği yere gelmiştir. Bu önemli olan başarılı sonuca ulaşabilecek nitelikte bir başka eşiğe geçebilecek midir? Yani tarafların henüz üzerinde uzlaşılamamış olan konuların tümünü masaya koyarak hepsi arasında bir pazarlığa girişebilecekleri, büyük resmi görebilecekleri, ciddi anlamda bir alver yapabilecekleri, bütün aktörlerin masada olabileceği, birçok taraflı aşamasına, toplantı aşamasına geçip geçmeyeceğimize karar vereceğimiz bir noktadayız. Ya da eğer geçilmeyecekse bundan sonra ne olacağına karar vereceğimiz bir noktadayız. Kritik bir noktadayız. Sihirli sözcük, bundan sonra ne yapılacak sözcüğü. Tabii farklı farklı senaryolar, şu olursa, bu olursa, bu diye dallanıp budaklanan bir şey var ama ben sizin Kıbrıs Türk halkının dilinde çok dolaşan bir terim olan statiko kelimesine getirdiğiniz yeni tanımla başlamak isterim. Aslında çok önemlidir. Geçtiğimiz haftalarda yaptığınız bir söyleşide söylediniz. Yani sonuç getirmeyen müzakereler yine de sürsün yaklaşımı statikocu olmaktır. Özetle. Aynen öyledir. Ve ve bu konuda da yanılmıyorsam yeni bir açıklama var Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden. Müzakereler devam etmezse statikoyu nasıl değiştireceksiniz gibi bir yaklaşım var. Yani bu çok karmaşık bir açıklamalar her bir taraftan bu statiko üzerinde, müzakerelerin devamı veyahut da devamsızlığı üzerinde bir takım böyle fikirler ortaya atılıyor veyahut da siyasi amaçlı açıklamalar yapılıyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani statikocu olmak, statikoyu istemek, diğer taraftan müzakerelerin devam etmemesi durumda statikoyu nasıl değiştireceğinizle ilgili size veyahut da müzakere heyetine yönetilen eleştiri. Bu konuda biraz konuşabilir miyiz? Tabii bir kere şunu söyleyerek başlayayım. Bu ve benzeri tartışmaların yapılması son derece yararlıdır ve toplumun geleceği için sağlıklı bir gelişmedir diye düşünüyorum. Fikir egzersizi yapmamız ve bazı konularda en azından bazı konularda toplumsal bir konsensusa varmamız geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla yapmış olduğumuz açıklamaların eleştirilmesi, zayıf olduğunu düşündükleri noktaların altının çizilmesi veya
eleştirilmesi bence iyi bir şeydir. Hep söylüyorum ben bunu. Eleştiri iyi bir şeydir. Sizin daha net bir biçimde ne düşündüğünüzü izah etmeniz için size fırsat verir aslında. O açıdan bakıyorum bu az önce söylediğiniz açıklama ve karşı açıklamalara. Bir kere statüko merkezinde çözümsüzlüğün olduğu ve Kıbrıs'ın güneyinden, kuzeyinden, Kıbrıs'ın dışından pek çok çevrenin aslında beslendiği, nemalandığı, yanlış olan, doğru olmayan, normal olmayan bir ilişkiler malzumesidir. İç içe geçmiş ve pek çok kişi ve grubun nemalandığı bir ilişkiler malzumesidir. Ama uzun vadede Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit eden, Kıbrıslı Türkleri bir belirsizlik içerisine sokan bir ilişkiler malzumesidir. Dolayısıyla bu statükonun değiştirilmesi, sona erdirilmesi, yeni bir durum, yeni bir düzen yaratılması için Kıbrıslı Türklerin çaba sarf etmesi gerekir. Peki bunu değiştirmenin yolu nedir? Bir kere şunu anlamamız gerekir. Statüko denen şeyin merkezinde evet çözümsüzlük oturmaktadır. Ve çözümsüzlüğü çözüme çevirmenin yolu muhataplarımızla müzakere edip anlaşmaktır. Ancak unutmayalım ki eğer bu tür bir müzakere sürdürülürse bugüne kadar olduğu gibi kanıtlanmıştır. Nedir kanıtlanan? Bu tür bir müzakereyle kapsamlı çözüme varamazsınız. Ucu açık bir biçimde bu süreç bir ömür daha devam eder. Dolayısıyla eğer siz bu tür müzakereyi nasıl olursa olsun müzakere devam etsin, biz çaba sarf edelim ama bir takvimde yoksa yoktur, bu müzakereleri de böyle devam etsin derseniz, bu sürecin bu şekilde devam etmesinin o çözümsüzlüğün etrafına örmüş olduğu, yani statükoyu bir iken beş yapan çevresel diğer faktörlerin iç içe geçtiği yapıyı daha da ağırlaştırır. Kıbrıslı Türklerin belirsizliğini ve Kıbrıslı Türklere zarar veren durumu daha da komplike hale getirmiş olursunuz. Yani eğer bu tür müzakere devam ederse, bu tür müzakerenin devamının Kıbrıslı Türklere Kıbrıslı Türkler bakımından yarattığı olumsuzluklar daha da artarak, yani statükonun devamının yarattığı durum daha da ağırlaşarak devam edecektir. Kıbrıslı Türklere zarar verecektir. Neden? Bir kere uluslararası toplum açısından baktığınızda bu tür müzakerenin devamı bize karşı verilen sözlerin yerine getirilmemesi için bir araç olarak, bir bahane olarak kullanılmaktadır. İzolasyonların kaldırılması bağlamında da, statü verilmemesi bağlamında da bize karşı bir bahane olarak kullanılmaktadır. Öte yandan Rum tarafının bugünkü hukuksuzluğunu gizlemesine yardımcı olan en önemli unsurlardan bir tanesi ucu açık, sonuç getirmeyen müzakere sürecidir. Çünkü ne zaman ki birileri Kıbrıslı Rumlara ya da Kıbrıs Rum yönetimine kardeşim senin de işte anayasanın şu hükümle yarısı neredeyse askıda, şöyle bir sıkıntın var denilse hemen cevaben müzakereler devam ediyor. Müzakereler devam ettiği için de beklemek lazım gibi bir onlara bir enstrüman verilmiş oluyor. Dolayısıyla ucu açık ve sonuç getirmeyen müzakere Kıbrıslı Rumlara bu statülerini sürdürmek ve bu Kıbrıslı Türklerin aleyhine olan durumu yanlış olmasına rağmen, normal olmamasına rağmen gizleme şansı verir. Öte yandan biz kendi içimizde de ucu açık ve sonuç getirmeyen müzakere nedeniyle aslında yapmamız gereken, bir kere görmemiz gereken sorunları görmüyoruz. İçselleştiriyoruz. İçeride yapmamız gerekenleri de yapmıyoruz. Normalmiş gibi yapıyoruz. Ve bu zaman içerisinde daha kimliğimizde ciddi bir erozyona neden oluyor. Dolayısıyla bir kere şuna karar vermemiz gerekir. Kıbrıs'ta statükonun göbeğinde oturan şey eğer çözümsüzlükse, çözümsüzlüğü ortadan kaldıracak olan bir müzakereye evet demek ve onda ısrar etmek gerekir. Kıbrıs Türk tarafı müzakere masasından kalkıyor diye bir şey söz konusu değildir. Kıbrıs Türk tarafı müzakereden kaçıyor diye bir şey de söz konusu değildir. Kıbrıs Türk tarafı böyle bir müzakerenin devamına rıza vermiyor durumu söz konusudur. Yani
Kıbrıs Rum tarafı bugün çok taraflı toplantıya rıza vermiyorsa, Kıbrıs Rum tarafı bugün sonuç getirecek ucu açık olmayan, nereye gittiği belli olan ve yakın zaman içerisinde sonuç getirecek olan çözüme, o tür bir müzakereye ya da sonuç getirmeyeceği belli olacak bir tarih. Evet, yani bir tarihi olan o tür bir müzakereye Rum tarafı nasıl ki rıza vermiyorsa, biz de Kıbrıs Türk tarafı olarak zamana yayılacak ve sonuç getirmeyeceği zaten belli olan türden bir müzakereye rıza vermeyiz. Ama bu şu demek değildir: o zaman hiçbir biçimde müzakereye hazır değil misiniz? Hayır. Şu şekilde bir müzakereye biz hazırız. Sonuç getirecek, belli bir zamanı olacak, bir an önce yapılacak. Eğer varsanız buna buyurun yapalım. Ama eğer yoksanız benim iradem oradadır. Ne zaman isterseniz gelirsiniz ve olması gerektiği gibi bu müzakereyi yaparız, bu alveri yaparız, bu iş biter. O vizyonu kaybetmeden, yani çözümü isteyen ama gerçek anlamda çözümü getirebilecek bir metodu destekleyen vizyonunuzu orada tutarsınız. Ama onun dışında anlamsız olan ve sizi uyuşturan, sonuç getirmeyen çözüm müzakeresine rıza vermezsiniz. Taraflar uzlaşmadıkça, müzakerenin yöntemi konusunda taraflar uzlaşmadıkça o müzakere zaten devam edemez. Dolayısıyla eğer biz anlamsız müzakereyi, sonuç getirmeyen müzakereyi sürdürmezsek, bu kendiliğinden bize bazı avantajlar sağlar. Yani Kıbrıslı Rumların bu müzakereleri bizim aleyhimize kullanmasını engeller. Yabancıların bize verdikleri sözleri yerine getirmemeleri için bundan yararlanmalarını engeller. Ve Kıbrıslı Türklerin silkinip bazı şeyleri görmelerini ve bazı kararları almalarını ve bazı adımları atmalarını mümkün kılar. Böyle bir şeydir Kıbrıs Türk tarafının kapsamlı çözüm müzakerelerine ilişkin bugün söylediği şey. Bunun kapsamlı çözüm müzakerelerinden Türk tarafı vazgeçti şeklinde sunulması yanlıştır. Kıbrıs Türk tarafının öyle bir vizyonu eleştiriler vardır. Eleştiriler arasında şey vardır. Aslında mevcut müzakere heyetinin ve mevcut Cumhurbaşkanı'nın nihai hedefinin aslında bu olduğunu ve bir anlamda takiye yaptığı şeklinde bir eleştiri vardır. Eğer mevcut müzakere heyetinin, ama hep müzakere heyetinden de önce halktan o siyasi iradeyi alan ve hala da halkın desteğine sahip olan şimdiki Cumhurbaşkanı'nın böyle bir gizli niyeti olsa, herkesin kendisine şu soruyu sorması gerekir. Kendi kendine herkesin şu soruyu sorması gerekir: o zaman bir alverin yapılacağı, her şeyin pazarlık edileceği ve her şeyin deneneceği, diğer aktörlerin de geleceği, hatta haritanın bile müzakere edileceği böyle bir toplantıda niye bu kadar ısrar ediyor o zaman bu Cumhurbaşkanı diye kendi kendine herkes sorsun. Eğer buna bir cevap bulamıyorlarsa, ki bulamayacaklardır, bunun bir tane cevabı vardır. Onun cevabı da şudur: eğer bu iş olacaksa ben buna varım kardeşim, gelin yapalım. Ama bu işin yapılıp yapılamayacağını test edeceğimiz o noktaya gelmeyi kabul etmiyorsan, o test edeceğimiz, yani siyasi iradelerimizi test edeceğimiz noktaya gelmeyi sürekli geriye itiyorsan, o zaman ben senin rızana mahkum olmak istemiyorum. Yani sen keyfin istediği zaman iradenin test edilmesi gibi bir argüman ortaya koyuyorsun. Ben buna sıcak bakmıyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çok taraflı toplantıya geçilmesi ve bu sürecin başarılı olup olmayacağının test edilmesinde ısrar etmesi aslında ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Ne kadar istekli olduğunu gösterir. Ama diğer taraftan da kendi halkını düşündüğü için, eğer bu olmayacaksa bizi bu sürece mahkum edemezsiniz ve ben buna rıza vermem demektir de aynı zamanda. Bu önemli bir şeydir. Halkın bizden ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan halkın beklediği budur zaten. Halkın beklediği bu müzakereler gittiği yere kadar gitsin. Rumların da keyfi ve rızası istediği zaman olacaksa olur, olmayacaksa olmaz yaklaşımı ortaya koyarsak, eğer bu müzakerelerin devamı hiçbir biçimde kimseye bir zarar getirmese, o zaman bunu anlayışla karşılayabilirsiniz. Ama teker teker söylüyoruz: bu tür bir müzakerenin devamı, sürdürülmesi, zamana yayılması sırf müzakere etmiş olmak için müzakere eder konumuna sokar sizi. Ve bu sizin aleyhinizedir. Bu Kıbrıs Türk'ünün aleyhinedir. Bunun aksini kimse söyleyemez. Hepimiz bunun farkındayız. Herkeste bir bıkkınlık vardır. Sadece Kıbrıslı Türkler'de değil,
bir umutsuzluk ve bir bıtkınlık söz konusudur. Ama umudu oturup bekleyemezsiniz. Başkalarından umamazsınız umudu. Umudu siz kendiniz yaratacaksınız. Bu böyle olmuyor mu? O zaman şöyle yapalım. O şekilde yapmayı da kabul etmiyorsanız, o zaman ben oturup sizi bekleyecek değilim. Ben çözümsüzlük durumunda da yapılabilecek olan şeyleri yapıp, bu statükonun ortaya çıkardığı, verdiği rahatsızlığı olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışacağım. Söylenen şey budur. Ben oturup her şeyi kapsamlı çözüme, her şeyi Kıbrıs Rum tarafının rızasına endekslersen, bu toplumun geleceğini bütünen Kıbrıs Rum toplumunun rızasına endekslersem, o zaman bu topluma verecek bir vizyonum yok demektir. Bu sıkıntılı bir duruştur. Bunu değiştirmek gerekir. Yani bu toplumun geleceğiyle ilgili olarak Rum tarafının rızasına bağlı olmayan ve yapılabilecek olan onlarca şey vardır. O onlarca şeyin onlarcasını yapabilmek için de anlamsız olan müzakere sürecine, anlamsız şekle dönüşen müzakere sürecine son verip, bu anlamlı şekilde yapılacaksa, doğru yöntemlerle yapılacaksa, sonuç getirecek bir şekle dönüşecekse ben buna varım demek, o iradeyi orada muhafaza etmek, tutmak, ama diğer taraftan da bu toplumun ihtiyacı olan şeyleri Rum tarafının rızasını ve keyfini beklemeden yapmaya başlamak gerekir. Bir an önce buna başlamazsak Kıbrıs Türkiye için tehlikeli bir dönem içerisindeyiz ve bu devam eden statüko bize zarar veriyor ve bizi yok ediyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu verdiğiniz mesaj bu aslında yeni bir siyasettir. Bu Berlin, Prag, Washington, New York, Moskova'da bunları dile getirdiniz mi? Çünkü bir, önemli bir tur yaptınız. Görüşmeler arasında bir süreçte çok kısa süren ama bayağı yol kat edilen bir tur yaptınız. Uluslararası sektörlere de bunları anlatıyor musunuz? Aldığınız tepkiler nasıldır? Yani çok genel anlamda şunu söyleyebilirim. Bir kere benim görevim kapsamlı çözüm müzakerelerinin başarıya ulaşması için çaba sarf etmektir. Benim ana misyonum budur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bana vermiş olduğu görev budur. Bu yapmış olduğumuz ziyaretlerde öncelikli olarak ortaya koyduğumuz şey, bakın biz bir şeyle uğraşıyoruz ama bu böyle bir yıllık, iki yıllık bir şey değildir. 44 yıldır devam eden bir müzakere sürecidir. Bu müzakere sürecinde başarısızlık normal, başarı istisna hale dönüşmüş durumdadır. Bir karineye dönüşmüştür devam eden durum ve çözümsüzlük. Önce bunu anlatıyoruz. Geçmişte bütün yöntemlerin denendiğini de anlatıyoruz. Ve bütün yöntemler denenmesine rağmen elde kalan son yöntemin de Kıbrıslı süreç denen yöntem olduğunu, bunu da şimdi denediğimizi, hatta bir önceki cumhurbaşkanımızla ve şimdiki cumhurbaşkanımızla bu yöntemin denenmekte olduğunu ve bu yöntemin ne şekilde unsurları içerirse başarı getireceğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Birincil hedefimiz budur. Bunu anlatıyoruz, bunu tartışıyoruz. Doğru metotlara geçilebilmesi için yardım istiyoruz. Hak veriyorlar ve ne şekilde yardımcı olabileceklerini anlamaya çalışıyorlar. Bunu bir kez ve iki kez yapmak değil, kurumsallaştırıp bunu bir ikna siyaseti ve turuna dönüştürmek gerekir aslında. Böyle bir çabamız vardır. Bunun ertesinde ama sadece bunları konuşmuyoruz. Yani peki bu süreç başarısız olursa ne olacak? Bunu da herkes artık konuşuyor. Uluslararası aktörlerin tümü Kıbrıs Rum tarafına geleneksel olarak yakın olduğu düşünülen ve yakın olan aktörler de dahil olmak üzere. Peki başarısız olursak ne olacak sorusunu soruyorlar ve bu konuda fikir egzersizi yaparak yaratıcı bazı düşünceler bulmaya çalışıyorlar. Niye bunu bulmaya çalışıyorlar? Çünkü çözümsüzlük bir anlamda bir karineye, normal bir şeye dönüşüyor giderek. Oysa eğer biz bunun ciddi anlamda normalleşmesine izin verirsek ve bu statükonun göbeğinde oturan şeyse ve bu statüko Kıbrıs Türk'üne zarar veren bir şeyse, o zaman çözüm sürecinin ve müzakere sürecinin başarısız olması durumunda da ne yapılması gerektiğine ilişkin fikir geliştirmek, uluslararası aktörlerle bunları konuşmak durumundayız. Bunu yapmazsak geleceğe dönük olarak Kıbrıslı Türklere bir vizyon, Kıbrıslı Türklerin önüne bir vizyon, bir resim, bir gelecek, bir umut
koyamazsınız. Dolayısıyla böyle bir gerçekleştirilebilir bir hedef ortaya koyup bunun da diplomatik çevrelerle konuşulması, onlara anlatılması gerekiyor. Az önce sözünü ettiğiniz yurt dışı ziyaretlerimiz bu iki ana maksat etrafında şekilleniyor aslında ve bunun için çaba sarf ediyoruz. Yapılan eleştirilerden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanı'na müzakere sürecini başarısızlığa uğratmaya çalıştığımız ve aslında çözümsüzlük üzerine bir siyaset kurduğudur Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Böyle bir şey söz konusu değildir. Az önce söylediğim gibi eğer bu sonuç getirecekse buyurun yapalım diyor Sayın Cumhurbaşkanı ve ısrar ediyor çok taraflı toplantıda. Bu iradesinin ve kararlılığının göstergesidir. Ama eğer bu olmayacaksa başka da yapacak bir şey yoktur. Oturup bu müzakereleri sürdüreceğiz. Rumların bir noktada bizimle anlaşmasını bekleyeceğiz derseniz bu halka verecek bir vizyonunuz ve umut verme potansiyeliniz yok demektir. Böyle bir siyaset de olmaz zaten. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bu süreç bir çözüm üretmiyorsa, bir sonuç getirmiyorsa o zaman çözümsüzlük durumunda da bu sürecin başarısızlığı durumunda da Kıbrıs Türklerinin yararına olan şey nedir üzerinde düşünüyor, bir siyaset belirliyor ve bunu uluslararası aktörlere aktarmaya çalışıyor. Doğrudan kendisi yapıyor. Brüksel ziyaretinde, diğer ziyaretlerinde, Almanya ziyaretinde, Türkiye ziyaretinde ve bizim kanalımızda bunu yapmak için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözümsüzlük üzerine tesis edilmiş bir siyaseti yoktur. Çözümsüzlük normalleşmiş bir şeye dönüşmüştür Kıbrıs'ta. Dolayısıyla eğer çözümü bulamıyorsanız, bir kere çözümü bulmak için iradenizi ortaya koyacaksınız. Bakın Kıbrıs Türk'ünün böyle bir sıkıntısı zaten yoktur. 2004'te en kritik eşikte bu iradeyi ortaya koymuş bir halktan bahsediyoruz. Kıbrıs Türk halkı zaten bunu kanıtlamış durumdadır. Kıbrıs Türk müzakerecisinin sonradan yapılan seçimle değişmiş Cumhurbaşkanı'nın ve yeni müzakerecinin bir daha bunu kanıtlamak için çaba sarf etmesine gerek yoktur zaten. Biz irademizi ortaya koyabileceğimizi o kritik eşikte ortaya koyabileceğimizi kanıtlamış bir halkız zaten. O yüzden yapmamız gereken şey eğer irademiz orada duruyor olmasına rağmen Rum tarafı kendi iradesini onun yanına getirmiyorsa çözümsüzlük durumunda da ne yapacağımıza karar vermek ve bir siyaset üretmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymaya çalıştığı, yapmaya çalıştığı budur. Bunun anlaşılması gerekir. Şeye çok vurgu yaptınız. Yani hemen hemen üç cümlenizin birinde çözümsüzlük olması durumunda yapılabilecek şeyler yapılabilecek şeyleri yapmak gerekir. Çözümsüzlük olması durumunda ya da müzakerelerin nihayete ermesi durumunda yapılması gereken şeyler var gibi cümleleri çok sıklıkla kullandınız. Evet. Özellikle bu siz saydığınız 3 müydü? 3 veya 4. Ben 5'i hesaplamıştım aslında. Nedir bunlar Kudret Bey? Şimdi spesifik olarak somut şeylerden bahsetmek bizim işimize gelmez. Niye gelmez? Çünkü eğer önceden bilinmesi durumunda sonradan engellenebilecek şeyler söz konusuysa bunları söylememeyi tercih ederim. Ama şunu söyleyebilirim. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Bir kere öyle bazı şeyler vardır ki onları hayata geçirebilmeniz için aslında Kıbrıs Rumların da buna tamam demesi gerekir. Öyle bazı şeyler vardır ki onları hayata geçirebilmeniz için Kıbrıs Rumların iradesine gerek olmaksızın tek yanlı olarak atacağınız adımlarla Kıbrıs Rumları bir şeyi yapmaya zorlayabilirsiniz. Öyle bazı şeyler vardır ki Kıbrıs Rumların rızasına hiçbir durumda ihtiyaç duymazsınız. Sadece tek taraflı adımlarla bazı değişiklikler yaparsınız kendi ülkeniz içerisinde ve Kıbrıs'ta durumun daha normal olmasını ve statükodan kaynaklanan sorunların etkisinin azalmasını sağlarsınız. Ama bu söylediğim üç kategorinin üçü içinde geçerli olacak olan, geçerli olması gereken şey şudur. Bir, uluslararası hukuka uygun adım atacaksınız. İki, uluslararası toplumun da beklentilerini göz ardı etmeyen adımlar atacaksınız ama aynı zamanda kendi toplumunuzun çıkarlarını ve beklentilerini dikkate alacaksınız. Ve üçüncüsü, iki toplum arasındaki ilişkileri kötüleştiren değil, iyileştiren, iyiye doğru götüren, ileri doğru götüren, geriye doğru götüren değil, ileri doğru götüren bir vizyon ortaya koyacaksınız. Bunun altı dolacaktır. Bunun altı aslında dolmuştur da, dediğim gibi biz bu içi dolu olan şeylerin bütününü
Şimdi paylaşmaya kalkarsak o zaman bunların engellenmesi riski ortaya çıkar. Genelde Kıbrıs'ta böyle olur zaten. Ancak şunun bilinmesinde yarar var. Belirli bazı adımların atılması çerçevesinde tabii ki kamuoyunda bir tartışma yaşanması, bazı şeylerin olası olumlu ve olumsuz sonuçlarının başka, yani akıl akıldan üstündür. Diğer kişilerin de farklı platformlardan, farklı çevrelerden kişilerin de fikir ortaya koyması ve kamuoyunda bunun tartışılması imkanı yapılacaktır. Yani bunun yapılması gerekir. Bana kalırsa bu bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla bir eşikte, bir biçimde herkesin de aslında bir miktar tartıştığı, konuştuğu bir konu. Sonradan bir bakarsınız, devletin siyaseti ve politikası haline dönüşür ve hayata geçer. Dediğim gibi burada önemli olan şey, bir nefes almaya ihtiyacı vardır Kıbrıs Türk'ün. Kıbrıs Türk'ünün üretmeye ihtiyacı vardır, nefes almaya ihtiyacı vardır. Uluslararası topluma daha fazla entegre olmaya ihtiyacı vardır. Evet, bilgi teknolojisi gelişmiştir. Artık internet vesaireyle fiziksel olarak ulaşamadığınız yerlere daha farklı şekillerde ulaşabilirsiniz. Bir rahatlama vardır ama yeterli değildir. Örneğin 2003'te, 23 Nisan 2003'te sınır kapılarının açılmasıyla da bir rahatlama vardır. Ama unutmayın ki sınır kapılarının açılması, bu güzel bir örnektir mesela. Sınır kapılarının açılması Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların oturup anlaşıp yaptıkları bir şey değildir. Kıbrıs Türk tarafının attığı tek taraflı bir adımla Rum tarafını bir adım atmaya zorlaması sonucunda ortaya çıkmış olan bir şeydir. Ve 2003'te... Bunun gibi örneklerden bahsediyorum. Evet, bunun gibi örneklerden bahsediyorum. Çünkü bu örneğin Rum tarafının rızasına tabi olmadığınız, muhtaç olmadığınız bir şeydir. Muhatabınızı doğru olan bir şeyi, Kıbrıs'ı Türk'ün de yararına olan bir şeyi yapmaya zorlarsınız. Ve sonuçta sizin için bir yarar ortaya çıkar. Kıbrıs Türk'ün de bir nefes alış olmuştur kapıların açılmasıyla birlikte. Uluslararası topluma öyle ya da böyle dolaylı bir biçimde fark etmez. Gelen turistlerin dolaylı bir biçimde fark etmez. Eskiye göre daha iyidir. Dolayısıyla 2003 Nisan'ının öncesine gidiş diye bir şey söz konusu olmamalıdır. İleri doğru gitmemiz gerekir. 2003'te o kapıların açılması iyi bir şeyse buna benzer başka iyi şeyler düşünüp ileri doğru adım atmamız gerekir. Geriye doğru değil. Ve uluslararası hukuku dikkate alarak, İnsan hakları hukukunu dikkate alarak adım atmamız gerekir. Bu tür adımlar bize her zaman kazandıracaktır. Kıbrıs Türk'ünün üretmesine yardımcı olabilecek zemini, platformu yaratacak bir şeyler düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Düşünmemiz gerekir. Düşünmezsek oturur başkalarının bize bir umut vermesini, başkalarının bize bir vizyon çizmesini beklersek o zaman daha çok bekleriz. 44 yıldır bekliyoruz. Sadece Kıbrıslı Rumların iradesine tabi bir gelecek koyamazsınız Kıbrıslı Türklerin önüne. Kıbrıslı Rumlarla birlikte bu adanın geleceğini birlikte belirleyeceğiz tabii ki. Bir ortak B planından bahsedebiliriz belki uzun vadede. Ya da eğer hazırsalar şimdi, 4 hafta sonra biz buna hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ona hazır olduğumuzu söyleyen irademizi orada tutarak, onun altını çizerek, onun canlı olduğunu ve her zaman geçerli olduğunu söyleyerek ama aynı zamanda ondan bağımsız, onun iradesine bağlı olmayan bir başka vizyon, bir başka gelecek de çizerek bu adada nefes almamızı daha da rahatlatacak, mümkün kılacak adımlar atabiliriz. Dolayısıyla eleştirirken, bu söylenenleri eleştirirken kimse Kıbrıs Türk tarafına ve şimdiki müzakere heyetine ve onun başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'na müzakere masasından kalkma, kaçma gibi bir yaklaşımla gelmesin. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Söylüyoruz. Varsalar, çözüm üretmeye hazırsalar, buyursunlar bu müzakereleri çözüm üreten bir şekle dönüşelim ve çözelim. 4 hafta sonra bunun içerisine girelim. Ve bizim irademiz oradadır. Hep de orada kalacaktır. Onu ortadan kaldırmaya niyetimiz yoktur. Ama niyetimiz çözüm üretmeyecek olan, bizi boğan, nefessiz bırakan ve belirsizliği besleyen türden bir müzakereye biz rıza vermeyeceğiz. Rum tarafı nasıl ki çok taraflı toplantıya ya da çözüm üreten bir şeye rıza vermiyor, üreten bir müzakereye rıza vermiyorsa, o tür bir müzakereye geçişimize izin vermiyorsa, vermeyecekse, biz de bu tür saçma sonuç getirmeyen bir yaklaşıma müsaade etmeyeceğiz diyoruz. Bu da böyle bir şeydir.
tek taraflı önlemler, kapılar 2003'te kapıların açılması dediniz. Rumların rızasına ihtiyaç olmayan önlemler ve adada nefes almamıza olanak tanıyacak uluslararası hukuka uygun, insan haklarına uygun önlemler dediniz. Maraş açılması tartışmaları bunlardan bir tanesi midir? Bilmiyorum. Onun kararı herhalde günü geldiğinde oturulur, konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu soru soruldu biliyorsunuz. Biliyorum ama doğrulamadı ama yalanlamadı da. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey bence çok nettir. Ve cevabı içerisindedir. Yani çok çok açıktır. Kapsamlı evet, çözüm müzakereleri devam ederken müddetçe, böyle bir adım söz konusu değildir. Kapsamlı çözümün parçası olan müzakere masasında olan bir konuyu konuda bir adım atamazsınız. Bu söz konusu değildir. Ama öte yandan bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muhtesinde olan bir şeydir. Bir adım atılacaksa da madem ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ülkesinin bir parçasıdır, KKTC dilediği zaman Maraş'la ilgili olarak dilediği adımı atar. Şimdi şöyle yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin o konuda kararı vardır. Dolayısıyla onun yapılmasını talep ettiği şeyden daha farklı bir şey yapmaya kalkmak Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına gelecektir. Kimse kusura bakmasın ama Güvenlik Konseyi kararlarının 7. bölüm altında mı yoksa bir başka çapları altında mı alınıp alınmadığı çok önemlidir. Bağlayıcı bir karar olup olmadığını bir kere tartışmak gerekir. Kaldı ki 541 ve 550 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarına baktığınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması ve hukuksuz bir bağımsızlık bildirisi olduğu söylenmektedir o Güvenlik Konseyi kararlarında. Ama bu devlet vardır ve bu devlet bize aittir. Bu adadaki normal olmayan durum devam ettiği müddetçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sırf Güvenlik Konseyi böyle bir karar aldı diye vaz mı geçiyoruz yani? Devletimiz yoktur mu diyoruz yoksa bunun gereği olan şeyleri yapmaktan kaçınıyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi kararları ya da başka şeyleri bir yine bir adım atmamak için bahane olarak kullanmayalım. Yani mevcut statükoyu besleyen dondurulmuş küçük küçük uyuşmazlıklar vardır Kıbrıs'ta. Dondurulmuş konular ve dondurulmuş bölgeler vardır. Dondurulmuş konulara bakarsanız örneğin 2003'e kadar Karpaz'da yaşayan ya da Koruçam'da yaşayan, Gormajit'te yaşayan Kıbrıs Rumlar ve Maronitlerle ilgili olarak Rum tarafının siyasetine bakın. O siyaset hala daha devam ediyor ama o siyasetin şu anda içi boşaldı. Onun farkında değiller. 2003'e kadar mahsurlardan bahsediliyordu. Mahsurlar. Kuzeyde kalmış olan mahsurlar. Mahsurlara yemek götürürler. Mahsurlara tüp gaz, mahsurlara maaş, mahsurlara vesaire. Burada yaşayan insanlarla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bu insanlara ilave katkı yapılmasıyla ilgili de hiçbir sıkıntım yok. Ama şununla ilgili olarak sıkıntım var. Bu insanların mahsurlar olarak tanımlanması ve sınır kapıları açıldıktan sonra normal serbest dolaşım özgürlüğünden yararlanan bir gruba, insan topluluğuna ayrı bir muamele yapılmaya çalışılması onların Kıbrıs Türk toplumuna entegre olmasını engelleyen, onları ötekileştiren bir yaklaşımdır. Örneğin bunun içi kapıların açılmasıyla ciddi anlamda boşalmıştır. Bu ve buna benzer dondurulmuş konular, dondurulmuş bölgeler vardır Kıbrıs'ta. Bu dondurulmuş konu ve bölgeler statükonun doğal çevresel etkileridir. Bunların bir kısmını ortadan kaldırmak gerekir. Bunlar üzerine düşünmek ve siyaset üretmek gerekir. Efendim bir de çok önemli bir şeyimiz var. Biraz gündemden düştü ama. Önemli çok şeyimiz var ama. Benim sormak istediklerim peki. Arasında. Petrol ve doğalgaz konusunda Cumhurbaşkanı'nın aslında bize herkese çok makul gelen bir önerisi olmuş. Hakikaten herkese çok makul gelen. Yani konuştuğumuz bizim de işte yabancı diplomatlar, yabancı gazeteciler, hatta Rum meslektaşlarımız bile aslında bu makuldu. Evet. Dedikleri bir öneri. Yani gelin bunu birlikte yapalım. Yani çözüm, yani hiç olmazsa bu konuda anlaşalım. Aynen. Bu konuda bir birlikte bir adım atalım. Belki diğer konuları da sirayet eder bu işbirliğimiz. Evet yani çünkü neticede konuşulan paradır, doğalgazdır, petroldür vesaire. Birçok şeyi hızlandırılmışlığı görülmüştür bu gibi zenginlikleri. Şimdi böyle bir şey bunu sizinle görüşmem dahi diye bir çok katı bir yanıtla karşılaşıldı. Şimdi
Türk Petrolleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün yarın karada bir sondaj çalışması yapıyor. Ve yani dün itibariyle 40 küsür tır tecizat geldi. Daha da yaklaşık 200 küsür tırın da yolda olduğu söyleniyor. Yakından takip ediyoruz. Bayağı derini kazacağız anlaşılan. Yani neticede bir çalışma olacak. Yani Rum tarafının güneyde, denizde yaptığı çalışmanın aynısı ve daha hızlı belki de sonuç alabilecek. Çünkü bir platformun getirilmesi denizin ortasına vesaire. Bu karadadır, daha çabuk, daha maliyeti az. Bir durumdur ve karadadır. Yani tehlikesi de yoktur. İşte bir savaş gemisi gelip taciz etme şansı da yoktur vesaire. Dolayısıyla bir anlamda Kıbrıs Rumların o tek taraflı yaptıkları hamleye çok hızlı bir şekilde karşı hamle ve yetişme, aynı seviyeye gelme durumuna geliyoruz. Sizin perspektifinizden, yani bir müzakere heyetindeki ve Cumhurbaşkanı özel temsilcisi konumundaki kişi olarak, bu petrol yarışı diyelim, iki tarafın ayrı ayrı yarıştığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile, Rum yönetiminin İsrail ile ve Amerikan şirketiyle yaptıkları işbirliğinden ortaya çıkan bu petrol ve hatta hidrokarbon yatakları yarışının müzakere sürecine ve bu çözüm, şu ana kadar konuştuğumuz şeyler etkisi nedir? Ben çok merak ediyorum. Müzakere sürecinin etkisi aslında çok olumlu değildir. Daha önce bunu başka yerlerde de söyledik. Yani eğer Kıbrıs Rum tarafı kapsamlı çözüm müzakerelerinden bağımsız olarak o müzakereler devam etmesine rağmen Kıbrıs Türklerin rızasını almadan bunu yapabileceklerini görürlerse, daha ileri gidebilirlerse, o zaman bunun içine niye Kıbrıs Türkleri dahil edelim gibi bir yaklaşımla daha az Kıbrıs Türklerle bunu paylaşmaya hazır olurlar. Yani zenginlik arttıkça paylaşım yönündeki istek azalır. Dolayısıyla bunun böyle bir olumsuz yansıması vardır tabii ki. Burada önemli olan şey şudur. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yıl Eylül ayında bu öneri yaptığında, yani gelin adanın bütününde etrafında hem kuzeyde hem güneyde bunu birlikte arayalım, birlikte paylaşalım, oturalım, nasıl paylaşacağımıza karar verelim, bir komite kuralım. BM Genel Sekreteri de bir arabulucu atasın ve bunu madem ki 100 tane, 200 tane alt başlığa sahip Kıbrıs sorununu bir bütünen çözme konusunda bir türlü başarılı olamıyoruz, ya en azından bir konu seçelim, o konuda başarılı olalım, somut bir şey üretmiş olalım ki şunu görelim. Müzakere ettiğimizde bazen de bir şey üretebiliyoruz, bizi görelim. Yani sınır kapılarında gördük bunu geçmişte, ama buna yenisini ekleyelim ve bu konuları paylaşalım. İşbirliği yapalım bu konuda. Bu öneriyi yaptığımızda en başta söylediğim konuya geliyor. Rum tarafının verdiği yanıt gerçek anlamda ne kadar statükocu olduklarını gösteriyor aslında. Kıbrıs Rum elitin bize verdikleri yanıt devam eden müzakereleri bahane olarak kullanan bir yanıttı. Yani kapsamlı çözüm müzakereleri devam ediyor. Eğer çözüm olursa zaten bunu federal hükümet yapacak. Peki, federal hükümetin yetkisine giren doğal zenginlikler konusudur bu. Ona da peki, dolayısıyla kapsamlı çözüm olduğunda biz bunu yapacağız. İyi de olmuyor. Kapsamlı çözüm bir türlü gelmiyor. 44 senedir gelmiyor. Gelmemesine rağmen sen onu alıp ve bana da ait olduğunu, sana ilaveten bana da ait olduğunu, Kıbrıs Türk toplumuna da ait olduğunu herkesin söylediği ve senin de söylediğin ve kabul ettiğin bir konuda kapsamlı çözüm gelmemesine rağmen sen bunu yalnız başına mı yapacaksın? Gariplik burada. İşte tam da bu noktada sonuç getirmeyen kapsamlı çözüm müzakeresini bu konuda bizimle işbirliği yapmamak için bir bahane olarak kullanıyor Kıbrıs Rum tarafı. Böyle bir sıkıntı var. Ancak akıl üstün gelecek bir noktada. Örneğin bundan iki gün önce Uluslararası Kriz Grubu bir rapor yayınladı. Aslında son derece saygın ve pek çok dış politikada karar verici durumda olan kişinin dikkate aldığı raporlar yazıyor Uluslararası Kriz Grubu. Şimdi söylediği her şeye katılmamız tabii ki mümkün değil. Ciddi anlamda eleştiri yapabileceğim unsurlar var raporun içerisinde. Geçmişteki raporlarında da katılmadığım çok şey vardı. Ama bütün her şeyi ayıklarsak iki gün önce bu Uluslararası Kriz Grubu'nun yazmış olduğu, hazırlamış olduğu raporun bir mantığa oturduğunu görürsünüz. Mantık şu: Kıbrıs'ta bir türlü Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs Rumlar çözüm bulamıyorlar.
Bunun bir başlığı olan daha dar bir konuda, yani petrol ve doğalgaz konusunda Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumlar bir anlaşmaya varabilirler. Kıbrıslı Rumlar belirli bir yüzdeliğin günün sonunda Kıbrıslı Türklere verileceğini garanti etmelidirler. Kıbrıslı Türkler de Kıbrıslı Rumlarla bir komite içerisinde bunu müzakere etmeye hazır olmalıdırlar. Ve ilaveten günün sonunda çıkacak olan şey en feasible olan yoldan, yani Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılacaktır gibi bir mantık üzerine oturuyor. Şimdi bunu başkaları yani söylemeye başladı. Cumhurbaşkanı'nın önerisi. Aynen, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerisinin mantığı burada var. Tabii bunun içerisinde o komitede kararların nasıl alınacağı, bulunacak olan, ortaya çıkacak olan gelirin ve paranın nerede tutulacağı, kimin tarafından taraflar arasında paylaştırılacağı gibi başka hususlar var. O önemli değil, yani önemlidir. Günün sonunda oturup bunu konuşup anlaşmamız gerekir ama diğer taraftan mantıktır asıl önemli olan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha geçen yıl Eylül ayında yapmış olduğu öneri şimdi yavaş yavaş birileri tarafından, başka birileri tarafından, diğer aktörler tarafından gündeme getirilmeye başlanmıştır. Niye böyle olmuştur? Çünkü aklın gereğidir o. Çünkü herkes bilir ki eğer bu konuda işbirliği yapmazsak diğer işbirliği yapamadığımız konulardan farklı olarak bu konuda işbirliği yapmayı başarmazsak bu konu çatışma potansiyeli içeren bir konudur. Bu konu bölgesel barışı ve istikrarı tehdit edebilecek olan sıkıntılı bir konudur. Ve bu konu sadece Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ve işte İngiliz üstlerinden değil, İngiltere'nin dahil olduğu bir uyuşmazlık falan da değil. Bu konu artık Rum tarafı tarafından atılan adımlarla Orta Doğu sorununun, Kıbrıs sorununun içerisine çekildiği, Orta Doğu sorunuyla Kıbrıs sorununun bileşiminden oluşan bölgesel bir soruna dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla çatışma potansiyeli işin içerisinde artık başka devletler de vardır ve o başka devletlerin Türkiye ile olan ilişkilerinin durumu da önemlidir. Ve işin içerisinde bölge nedeniyle son zamanlarda bölgeye daha da fazla ilgi gösteren ve Suriye'deki durum nedeniyle daha fazla ilgi gösteren Rusya da vardır. Bütün bunları aynı sepetin içerisine koyduğunuzda, ki koymanızı hiç tavsiye etmem ama gerçek olan budur ve koymak zorundayız. Eğer real politik açısından bir analiz yapacaksak, bütün hepsini koyduğumuzda herkes şunu görüyor. İster uluslararası şirketler perspektifinden bakın, ister uluslararası barış ve güvenlik perspektifinden bakın, ister bölgede etki sahibi olmaya çalışan bir güç, büyük devlet perspektifinden bakın, İster Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin genel çıkarları perspektifinden bakın, bu konuda işbirliği yapılması elzemdir ve acildir. Dolayısıyla oturup kapsamlı çözümü bekleyebileceğiniz bir şey değildir. Hele de sonuç getirmeyen Kıbrıs müzakerelerini bir bahane olarak kullanıp işbirliğini reddedebileceğiniz bir alan değildir bu. İşbirliği yapılması zorunludur. Ama burada Rum tarafına şu mesajın bir an önce verilmesi gerekir. Sen bu işbirliğini yapmazsan kaybeden sen de olursun. Sen bu işbirliğini yapmazsan potansiyel çatışma riski nedeniyle bu şirketler burada adım atmaktan yakın zamanda vazgeçebilirler. Sen bu işbirliğini yapmazsan bunu Avrupa'ya taşıma konusunda yaşayacağın sıkıntı nedeniyle onu orada üretmek ve taşımak feasible olmayabilir. Sen bu işbirliğini yapmazsan başka bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bütün bunların muhatabımıza hissettirilmesi gerekir ama bunları en başta söylediğim gibi uluslararası hukuka rağmen yapmamalısınız. Uluslararası hukuka rağmen eğer öyleyse ben de şunu yaparım diye tepkisel bir politikayla değil, uluslararası hukuka uygun bir biçimde sen mi diyorsun, bütün dünya mı diyor bu kaynaklar bana da ait? Evet, o zaman ben senin yapmanı engellemek noktasına gitmeden önce madem bana da ait ben de yapacağım. Ben de orada arayacağım, ben de çıkaracağım. Senin benimle tek taraflı olarak paylaştığın gibi ben de seninle paylaşırım derseniz kimse size bir şey diyemez. Bu uluslararası hukukla uyumlu, uluslararası toplumun beklediği ve önemsediği bölgesel istikrarla uyumlu bir siyaset. Az önce bahsettiğimiz adımlardan bir tanesi. Aynen. Süremizi aştık. Son böyle birkaç cümleyle siz Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Donner'in hazırlamış olduğu rapordan sonra yanılmıyorsam önümüzdeki günlerde 19 Nisan'da bir karar alınacak. Siz bu kararın ne yönde olduğunu tahmin ediyorsunuz? Tahminde bulunmak istemiyorum. Ne olmasını istediğimiz aşikardır. Bu kararın her durumda bu süreci
başarıyla sonuçlandırabileceğimiz bir noktaya getiren bir karar olmasını istiyorum. İstiyoruz. Bu önemlidir. Yani şimdi kararda çok taraflı konferans çağırıyorum ile çağırmıyorum arasındaki farktır değil mi? Belirleyici olan. Tabii ki bu farktır belirleyici olan. Ancak bizim için esas değerlendirme kriteri şudur. Orada alınan karar yakın gelecekte bizi kapsamlı çözüme getirecek bir durum ortaya çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Eğer süreci uzatacak olan, anlamsız şekilde zamana yayacak olan, ucu açık ve belli olmayan ve Rum tarafının keyfine bırakılmış bir durum ortaya çıkarsa, zaten bu süreç o gün başarısız oldu demektir. Ve Kıbrıs Türk tarafı o tür bir egzersizin devamına rızasını vermeyeceğini söylemiş durumdadır. Ve net bir biçimde söylemiş durumdadır. Efendim çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi Kudret Özersay bizimle birlikteydi. Biz sorduk, o anlattı. Yorumlar da size ait olsun. 7 gün sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar.